adalet. Hukuk fakültesinde bir öğretim görevlisi derse girer ve bir öğrenciye adını sorar. Öğrenci Ali diye cevap verir. Öğretmen bir anda bu sınıftan dışarı çık. Bir daha asla dersime gelme der. Bütün öğrenciler şaşkınlık içindedir, aynen bizim gibi. Neye uğradığını şaşıran Ali de sınıfı terk eder. Herkes ne olduğunu anlamak için beklemektedir. Hiçbirinden tek bir ses bile çıkmaz. Hoca sınıftaki sessizlikle beraber ileri geri yavaş yavaş dolaşmaya başlamış. Bütün öğrencileri şöyle biraz süzdükten sonra, tabii bu arada herkes göz temasından kaçınıyor. Başlamış hoca derse. Hoca kanunlar ne için vardır diye sorar ve ders başlar. Birçok cevap gelmiştir. Bir öğrenci düzeni korumak, diğeri toplumda yaşayan bireylerin hak ve hürriyetini sağlamak için, öbürü yaşam haklarını idame ettirmek, bir başkası devlete güveni, o devletin saygın ve vatandaşı olduğunu göstermek için, bir diğeri her yerde hakkını yasalar çerçevesinde arayacağını bilmek ve devletin vatandaşına haklarını nasıl arayacağını göstermek için. Hoca başka diye tekrar sorunca bir öğrenci de adalet için diye cevap vermiş. Bu cevabı verene hoca parmağı ile işaret ederek, işte aradığım cevap bu dercesine, peki az önce arkadaşınıza adaletsiz davrandım mı? Herkeste aynı cevap. Evet hocam. Öğretim görevlisi sınıf kapısını açarak dışarıdaki öğrencisini içeri alır ve teşekkür edip yerine geçebileceğini söyler. Herkes bunun bir senaryo, oyun olduğunu anlar. Fakat hoca son sözlerini söylememiştir henüz. Peki buna hepiniz şahit oldunuz. Neden tepki göstermediniz? Bir açıklama istemediniz, arkadaşınızın hakkını savunmadınız. Herkes susar, çıt yok. Hoca bakın sevgili arkadaşlar, bu olaydan hepimizin çıkarması gereken bir öğüt var. Bunu size 100 saat sınıfla ders versem anlatamazdım der ve son sözlerini söyleyip dersi bitirir. Asla bana dokunmayan yılan bin yaşasın zihniyetinde olmayın. O yılan bir gün mutlaka sizi de sokacaktır. Adaletsizliğe şahit olup göz yuman insanlar haysiyet ve onurlarını kaybetmeye mahkumdur. Unutmayın, bir şahsa karşı yapılan haksızlık herkese karşı yapılan bir tehdittir. Tehdit demektir. Unutmayın. Aşk ola, adalet ola. Her daim, her zaman.